umut haberi. Yasin 5 yaşındayken girdiği lösemi savaşını kazandı. Sağlığına kavuştu. Şimdi 4. sınıfa gidiyor. Halen tedavi sürecinde de kendisine yuva olan lösevin kanatları altında. Benim gibi anne babalara vereceğim mesaj bir kere umutlarını hiç kaybetmesinler. Çünkü o hiç kaybetmedi. Biricik olduğu Yasin'e 5 yaşındayken lösemi teşhisi koyuldu. Şimdi ruh hali zaten adını duyar duymaz bir kere çöküş oluyor. Bitiyoruz. Löseve geldik. Senin korktuğun gibi bir rahatsızlık değil. Sen öyle düşünüyorsun gibi bir algıyı hemen hissettiriyor zaten. Karabacak ailesi için uzun ve meşakkatli yolculuk başladı. Önce evlerini İstanbul'dan Ankara'ya taşıdılar. Sonra da biricik oğullarını Löseve emanet ettiler. Lösevin tamamen bütün hizmetlerinden yararlandım diyebilirim. Bunların içeriğinde öncelikle zaten e, ilaç ücretsiz, kan takıldı, bizim hiç haberimiz olmadı. Nereden geldi, nasıl oldu? Bir tedavi zamanında ben il dışından geldiğim için köyde kullandım. Köyde de kaldık. E, yine aynı otel tatil köyü gibiydi. Öyle e, rahattık. Yasin 4 yıl boyunca bu kapıların ardında tedavi gördü. 2 yıl önce tedavisi bitti. Şimdi yaz tatilinin tadını çıkarıyor ve okula gideceği günü bekliyor. Korkulacak bir hastalık değil. Ama e, tavsiye ediyorum. Bununla mücadele etmelerini. Yasin artık dördüncü sınıf öğrencisi ve kız kardeşiyle birlikte Lösev Koleji'nde okuyor. Çok güzel bir okul. Tam 8 tane sınıfı var kulüpleri var çarşamba günleri. En sevdiğim kulüp de yüzme. Geçtiğimiz günlerde sünnet olan Yasin için Lösev'de renkli bir parti de düzenlendi. Limuzine bir içine baktım. İçi çok güzeldi. Arkadaşlarım da vardı. Gezdik. Başlarla ayakta duran Lösev'in çocuk ve yetişkin hastanesi Lösante'de kanser hastalarının tüm tedavileri ücretsiz. O yüzden de gönüllülerden yardım bekliyor yardımlarını, desteklerini esirgememesini istiyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var özellikle. Emin olsunlar ki çok doğru yerde, çok doğru yerlere de ulaşıyor.